Evet, hepiniz hoş geldiniz. TAÇ 701 tez araştırma çalışması dersi kapsamında hem üniversitemizin tanıtımı, hem enstitümüzün tanıtımı, hem de dersin tanıtımını yapacağız. Şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ana sloganı değişim ve dönüşümün öncüsü olmak. Bu kapsamda da sizler öncelikli olarak nasıl bir üniversiteye geldiniz? Bununla ilgili bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Üniversitemiz stratejik planını yaptı. Bu kapsamda vizyonunu belirledi ki bu değer yaratarak değişim ve dönüşümün öncüsü bir üniversite olmak şeklindeydi. Misyonumuz da benzer şekilde birlikte başarmaya odaklı ve sürekli öğrenen bir kurum kültürüyle fark yaratan, küresel değişim ve dönüşüm sürecinde sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda öncülük eden bir araştırma üniversitesi olarak çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın eğitim, öğretim ve araştırma alanındaki faaliyetlerle toplumda değer yaratmak şeklinde belirlendi. Bu ikisi oldukça önemli olduğu için üzerine özellikle basa basa söylemeye çalıştım. Aynı zamanda temel değerlerimizi belirledik. En başta birlikte başarmak, yani sizler, bizler, öğretim üyeleri, çalışanlarımız, herkes birlikte bu başarılı olmak istiyoruz. Burada ana şeylerimiz de yine paydaş odaklılık, paylaşımcılık ve sürdürülebilirlik olarak da benim ön plana çıkarmak istediğim bir takım temel değerlerimiz. Bu kapsamda az önce bahsettiğim gibi stratejik planımızı belirledik. Şu anda yayınlanmak üzere. Burada 5 tane temel amaç var ama araştırma ile ilgili olan ikinci amacımız, araştırma unsurlarını etkinleştirerek ve değer yaratan araştırma çıktıları üretmek şeklinde belirlendi. Bunun biraz daha detaylarına girecek olursak, araştırma politikalarımız var. Araştırma odaklı bir üniversite olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini tüm süreçlerde etkileşimli yürütmek şeklinde başlayıp devam ediyor. Bu notları daha sonra size vereceğim için çok da detaylarına girmeyelim. Tuncay hocamız da bahsedecektir zaten. Dolayısıyla şöyle araştırma stratejileri olarak baktığımızda da 4 tane ana hedefimiz var. Bunlar mevcut araştırma altyapısının verimliliğini ve teknolojik yeterliliğini artırmak, araştırma çıktılarının niteliğini artırmak, çıktı ve etki odaklı işbirliği ağlarını geliştirmek, kurum dışı proje sayısını ve bütçesini artırmak ki bunların içerisinde özellikle öğrencilerimizi burslandırmada temel şeylerden bir tanesiydi. Burada bir toplam araştırma yönetimi şeklinde bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz üniversitemizde. Buna da ben böyle TAY ismini verdim ama bakalım devamında nasıl olacak bu. Buradaki amacımız üstün performanslı bir araştırma ekosistemi oluşturmak. Bu ekosistemin içerisinde baktığımızda esin veren bir amacı olması gerekiyor. Davranışsal liderlik göstermemiz gerekiyor. Sonuç getiren stratejilere odaklanmamız gerekiyor. Herkes tarafından benimsenmiş bir kültür haline getirmemiz lazım. Performans yönetimini esas alan bir yönetim yapısı ve performans ve dönüşümü de yönlendiren bir yönetim yapısı kurulması amaçlanıyor. Tabii burada paydaşlara da işin içerisine sokmamız gerekiyor. Paydaşlarımızı belirledik. Faaliyet alanlarımız belli. Küresel eğilimlerin ne olduğu belirlendi. Bunların yanı sıra zorluklar var, bunu biliyoruz. Fırsatlar da var önümüzde. Ve bunları değerlendirerek de sürdürülebilir değer yaratma, değer yaratabilir miyiz şeklinde bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da tabii destekler önemli. Üniversitenin kendi imkanlarının yanı sıra Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, BEPKA gibi dış kaynakları da yoğun bir şekilde kullanmamız gerektiği sürekli olarak vurguluyoruz. Ana şeylerimizden bir tanesi. Bu kapsamda tabii ki SWOT analizi de yaptık. SWOT analizi yani üniversitemizin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler belirlenerek stratejik plan yapılmaya çalışıldı. Bu kapsamda geçen hafta bir YÖKAK'ın düzenlemiş olduğu bir toplantı vardı. Orada Muzaffer hocamızın bahsettiği işte üniversitelerin 3 temel misyonu: eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı ve bunları ne için yapmamız gerekiyor? Paydaşlarla birlikte değer katmak üzerine yapmamız gerekiyor. Bu tabii kimler yapar bunu? Üniversite, fakülte, okul, bölüm, program. Ama burada aslında baktığımızda en önemlisi de birey. Yani şu anda sizler birer birey olaraktan
buradayız. Hem öğretim üyelerine hem öğrencilerimize gerçekten önemli roller düşmekte. Yani biz bir bütün olarak hareket etmezsek zaten bunları başaramayız. Birlikte hareket etmemiz lazım. O yüzden sizlerden de isteklerimizden bir tanesi kendi SWOT analizinizi yapmanız. Ben dördüncü sınıfta bir ders veriyorum. O ders kapsamında da yine öğrencilerden ilk derste istediğim şeylerden bir tanesi bu. SWOT analizi yapmak. Ders İngilizce olduğu için İngilizce yazmışlar. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler şeklinde baktım ben aşağı yukarı tüm öğrencilerin şeylerine. Bu beğendiklerimden bir tanesiydi. Açıkçası çok güzel günümüzü de yansıtan bir takım şeyler var burada. O yüzden bunu örnek olarak koydum. Yani burada öğrencimiz işte öfke kontrolünden kendini çok güzel bir şekilde tanımlamış. Fakirliğe kadar dağınık olmak. Burada işte şu andaki tehdit süreçlerinden COVID'i de içerisine alaraktan uzaktan eğitimden dolayı okul dönüşlerinden uzaklaşıp tam okuyamıyorum gözlüklerimde yok küçük ekrandan bakıyorum. O şekilde yani tehdit olduğunu söylüyor şu anda. Ve fırsatlar olarak da örneğin üniversite araştırma imkanlarının çok çeşitli olması ve uzaktan eğitimin kendisince ayarlanarak kullanılması anlamında bir takım şeyler söylemiş. Tabii bizim buradan yapmaya çalıştığımız yani her öğrencinin de aynı zamanda kendi stratejilerini belirlemesi gerekiyor. Şu anda bunu yapıp tekrardan döngü sağlayacaklar. Biz de onun üzerinden hareket edeceğiz. Araştırma performansımıza bakacak olursak, bu da yine geçen hafta alınmış veriler. Bu Science Wall dediğimiz Scopus'un özellikle içinde olduğu Web of Science'dan çok daha kapsamlı yayınları tarayan bir sistemin sonuçları bunlar. Biz de burada kendimizi diğer üniversitelerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Üniversiteler derken bunlar araştırma üniversiteleri ve araştırma adayı üniversiteler. Bildiğiniz üzere biz de araştırma adayı üniversitelerden bir tanesiyiz. Bunların yanı sıra bir de Texas A&M Üniversitesi'nde bir yabancı üniversite olsun diye koymuştuk. Burada baktığınızda bu dergi kalitesi olarak ilk %25'lik dilimde öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin yayınlamış olduğu yayınların %'sini veriyor bu. Gördüğünüz üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi oldukça iyi bir sırada. %50 yani aşağı yukarı iki yayından bir tanesi %25'lik dilimdeki dergilerde yayınlandığını gösteriyor ki alt taraflara bakacak olursanız oldukça iyi olduğu düşünülen üniversiteleri görebilirsiniz. Dergi kalitesini %50'ye indirdiğinizde yani %50'lik dilimde yayınlar olarak baktığınızda biraz daha yukarılara çıkıyoruz. %80'in üzerindeki yayınlarımız Q1 ve Q2 klasındaki dergilerde yayınlanmış. Örneğin Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin bizim altımızda kaldıklarını görüyoruz buradan. Atıf sayısı olarak baktığımızda işte burada üniversitemizin gerçeklerinden bir tanesi ortaya çıkıyor. Üniversitemiz butik bir üniversite. Diğer üniversitelere göre boyut anlamında küçük bir üniversite. Bundan dolayı da sayı az. Ama biz bunu burada listede görünmüyor zaten. Türkiye ortalaması da %1,5 olarak düşünürsek bunu ve bunu makale başına atıf sayısına çevirdiğimizde çünkü bu bölen tarafına geçtiğimizde birçok yerde avantajlı konuma geçiyoruz. Hemen üst sıralara yükseliyoruz. Türkiye averajı 1,5'tu gördüğünüz gibi bu 1,9'a yükseldi. Bu şekilde yüksek sıralarda birçok alanda yer alıyoruz. İşbirlikleri özellikle uluslararası işbirlikleri de önemli konulardan bir tanesi. Burada gördüğünüz üzere bayağı aşağılarda yer alıyoruz. Yani yayınlarımızın %22,5'i uluslararası işbirliğiyle yayınlanıyor. Bunu yine şeye çevirecek olursak, etki değerine çevirecek olursak yine hemen yukarılara çıkıyoruz. Hatta burada dördüncü sıraya kadar çıkmışız. Yani yaptığımız yayınların etki değeri oldukça yüksek. Örneğin bu da yine bizim stratejilerimizden bir tanesi. Eğer uluslararası işbirliğini şu üstümüzdeki lerin üzerine çıkarabilirsek bu etki değerini daha da artıracağımızı düşünüyoruz ve buna yönelik olarak da bir takım politikalar, stratejiler belirlemeye çalışıyoruz. Yani özetle değişim ve dönüşümün öncüsü bir araştırma üniversitesi olarak araştırmayı makale yazmak için değil, topluma değer katmak için yapmak istiyoruz. Ana şeylerimiz bunlar. Şimdi ben tez araştırma çalışması dersi de bu kapsamda işte araştırma kültürünü geliştirmek için konulmuş derslerden bir tanesi üniversitemizde.
Dersin süreci nasıl olacak diye bakacak olursak, öğrenciler lisansüstü eğitim enstitüsüne kayıt yaptırıyor ve yaptırdıktan sonra da ilk alacakları derslerden bir tanesinin TAC 701 dersi olmasını istiyoruz. Bu dönem onu tam yapamadık ama bundan sonraki dönemlerde yapmaya çalışacağız onu. Devamında lisansüstü eğitim enstitüsü ve dersin tanıtımı, yani şu anda yapmaya çalıştığımız olay. Gelecek hafta ana bilim dallarını ve danışman adaylarının tanıtımını yapacağız. Onun için de şöyle bir form hazırladık. Bu Profesör Doktor Mehmet Sarı, bizim üniversitemizde böyle birisi yok. Yani işte kaç tane öğrenci almış daha önce, kaç tane öğrenciyle devam ediyor, bursu var mı yok mu, kaç tane öğrenci alabilir şeklinde ve daha önceki uzmanlık alanlarını gösteren ve bundan sonra da hangi alanlara yönelmek istediğini gösteren bir bilgi formu şeklinde düzenliyoruz. Bunu tüm öğretim üyelerimizden isteyeceğiz. Onlardan geri döngülere göre bölüm tanıtımları, ana bilim dalı tanıtımları yapılacak ve sizler de en kısa zamanda danışman seçmeye çalışacaksınız. Daha sonra proje imkanlarını tanıtacağız. Yani ne tür projeler var üniversitemizde, üniversite dışında özellikle dış kaynaklı projeler konusunda. Burada da iki şey bu ders kapsamında kazanmanızı istiyoruz. Bir tanesi bireysel proje yazımı, diğeri ise disiplinler arası proje takımları ile proje yazımı. Bu konuda da şöyle, ben dün ders alan tüm öğrencileri bir sınıflandırdım. Yönetim tarafı var, uzaktan algılama tarafı var. Bilgisayar ve ona benzer şeyler, yani bilgisayar bilenler diyelim bir anlamda. Malzeme, seramik, fizik gibi malzemeyle direkt uğraşan kişiler var. Makine, inşaat, endüstriyel tasarım gibi de konstrüksiyon, building işleri yapanlar var ve diğer kısmında da diğer ana bilim dallarını topladık. Böylece dersi 150 öğrenci alıyor. 15 tane takım oluşturacağız. Bunların her birinden birer ikişer tane öğrenci olacak duruma göre. Örneğin birinci grup şu şekilde oluştu. İşte bilgisayar var, organik kimya var, malzeme var, uzaktan algılama var, havacılık yönetimi var, spor yönetimi var, makine mühendisliği var, ileri teknolojiler ve matematik şeklinde bir grup oluşturduk. Bu grupları bir araya getirip proje yazmalarını isteyeceğiz. Kolay bir şey olmayacak tabii ama göreceğiz, yani bu da ilk denememiz olacak. Devamında TÜBİTAK tez önerisi formu oluşturulması ve TÜBİTAK ve benzeri kurumlara proje başvurusu yapmak. Bu konuda da aslında çok basit bir tez öneri formu var. Bunu yine öğrencilerden tek tek doldurmalarını isteyeceğiz. Tabii bu arada öğrenciler danışmanlarını seçmiş olacaklar. Bu formu birlikte doldurup TÜBİTAK eğer olmazsa Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'na başvurularını yapabilecekler daha sonra. Burada da neler var işte tez öneri formu, hatta bunu bizim BAP komisyonu olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Tezin ilgili olduğu öncelikle alan sanayi alanı. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Bunu daha sonraki derslerde anlatmaya çalışacağım. Tezin adı, yani bir tezin adının enstitüye verilmiş olması gerekiyor veya bununla başlayacağız. Daha sonra verilecektir enstitüye. Anahtar kelimeler, özet ve devamında özgün değer. En önemli şeylerden bir tanesi. Ve tez önerisinin amaç ve hedefleri, yöntem, öncelikli alanlara, sanayiye katkısı nedir? Yaygın etkisi nedir ve bir çalışma takvimi kaynaklarla bitiyor zaten. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir form. Her öğrenci danışmanı ile birlikte çok rahatlıkla bunu doldurabilir. İşte çıktılardan bir tanesi bu olacak. Diğeri ise takım çalışması şeklinde yürüyecek. Bu arada TÜBİTAK proje başarılarımız özellikle lisans öğrencilerimizden gelmişti geçen sene. Yüksek lisans doktora öğrencilerimizin de başarıları var tabii ki. Onları da takip ediyoruz. Bunun devamında şöyle bir şey yapabilirsek çok güzel olur diye düşündüm. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü proje fikri ve pazarı ve burada projelerin bu poster sunumu olabilir veya geçmiş dönemde bitiren tezlerin de sunumları yapılabilir. Böylece bir lisansüstü eğitim enstitüsü kültürü ve birlikteliği doğar diye düşünüyorum açıkçası. Devamında ise BAP proje başvurusu aynı formu kullanaraktan BAP'a başvuru yapılabilir. Burada da eğer yüksek lisans öğrencisiyseniz 10.000 TL, doktora öğrencisiyseniz 25.000 TL, öncelikli alanda çalışıyorsanız 30.000 TL'ye kadar şey verilebiliyor, bütçe verilebiliyor projelerinize. Bu da altyapı imkanlarını bir arada düşündüğümüzde oldukça yüksek bir rakam. Burada gördüğünüz gibi lisansüstü tez projeleri ile ilgili kısmını aldım yönergemizden. Yüksek lisans tez projesi ve doktora tez projesi olarak verilebiliyor.
Hatta bir yenilik olarak şunu getirmiştik biz. Doktora, tez veya sanatta yeterlilik projesi önerisi yeterlilikten önce verebiliyorsunuz. Yani bu 6-18 ay süreli bir doktora, tez, ön araştırma projesi olarak da verilebiliyor. Buradaki amacımız da şuydu. Öğrenciler geliyor, yüksek lisansı bitirmiş veya lisanstan başarılı bir şekilde mezun olmuş. Yeterliğe kadar aşağı yukarı 2 yıla yakın bir süre geçiyor. Bu 2 yıla yakın süre içerisinde bir bütçe bulamıyorlar. O yüzden bir bütçe sağlayarak ön bir araştırma yapmalarını sağlamak için böyle bir olanak oluşturuldu. Onun yanı sıra 102 araştırma destek projeleri var. Bu da akademisyenlerimizin bir önceki yıl gösterdiği performansa göre belirleniyor. Veya yüksek lisans doktora öğrencilerine bu proje kapsamında burs verilebilir. Özetle akademisyenlerimiz önceki yılın performansına göre ve veya yanına bir tez öğrencisi alarak üniversitemiz BAP bütçesinden yararlanmak üzere proje verebilir. Altyapı projeleri, genel amaçlı projeler ise bu kapsamda oldukça sınırlı olarak gözüküyor şu an için. Devamında da tezi yapıyorsunuz zaten. Tezi bitirdikten sonra, bitirmeden önce tabii bildiriler, ödüller, patentler, makaleler bekliyoruz açıkçası çıktı olarak sizlerden. Ve devamında da tez ödülü başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu çıktılarınız varsa işte doktora tez ödülümüz var. Dün açılış töreninde verildi bunlar. Son 3 yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezinden çıkan yayınlara göre veriyoruz bunu. Daha doğrusu çıktılara göre veriyoruz. Ve farklı alanlarda veriyoruz. Yani alanlarda gözetildi. Örneğin burada fen ve mühendislik alanında 3 proje, pardon tez. Sosyal ve beşeri bilimlerde ise 2 tez ödüle layık görüldü. Mimarlık ve kuramsal konularda bir başvuru olmadı. Benzer şekilde yüksek lisans tez ödülü de buna göre veriliyor. Burada da yine fen ve mühendislikten 3, mimarlık, tasarım ve sanattan 1 adet tezimiz ödüllendirildi. Çok fazla kurumda olmayan, bildiğim kadarıyla bir tek bizde var herhalde, lisans tez ödülü var bunun yanı sıra. Bu da fen ve mühendislikten 3 tane projeye verildi. Şöyle hafiften kendimden de bir şey anlamda bahsedeyim, proje anlamında. Hangi tür projeler var yani kendi üzerimden anlatma anlamında. Bir üniversite araştırma projeleri var. Kamu üniversite sanayi işbirliği projeleri var. Sanayi odaklı projeler var. Bu arada bir MDA İleri Teknolojileri adı altında bir şirketimiz de var. Teknopark şirketi. Onu da söylemiş olayım. Yani onun aracılığıyla da bazı projeler yapıyoruz. Onun yanı sıra açık ders, bilim okulları, kongreler ve benzeri için de destekler alabiliyorsunuz. Bunlarla aşağı yukarı bugüne kadar 100'den fazla proje yapmışız. Onun yanı sıra bugüne kadar 45 tane yüksek lisans doktora öğrencisini mezun etmişim. Şu anda da devam eden 20'ye yakın, evet 20'ye yakın resmi anlamda öğrenci var. Bunların 9'u doktora. 3 doktora, 3 yüksek lisans ve 4 tane de lisans öğrencisi de sırada bekliyorlar bunların mezun olmasını. Biliyorsunuz belli sayıda öğrenci alabiliyorsunuz. Yani bütün bu tecrübeme rağmen bu TAC 701 dersini benim tek başıma anlatamayacağımı düşünüyorum genel şeyle. Bundan dolayı da bu ders kapsamında diğer hocalardan ve farklı kurum ve kuruluşlardan da destek alacağız. O kapsamda proje fikri ve yazımı, makale yazımı, tez yazımı, işte bunu enstitüden destek alacağız. Patent fikri ve yazımı, Arincom'dan destek alacağız burada. Yurt dışı işbirlikleri, girişimcilik üzerine derslerimiz olacak. Örneğin yine yılın girişimcilik ödülümüz var. Burada da ödül yılında şirket kuran öğretim elemanlarına ve öğrencilerine ödülün verildiği yıldan önceki son 5 yıl içinde mezun olanlara verilir şeklinde. Bu sene 2 tane öğretim üyemiz aldı, mezunlarımızdan olmadı. Ama geçmiş yıllarda mezunlarımızdan da vardı. Bu arada yılın makalesi ödülleri var. Bunlar açıklanmadı. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde geçeyim bunlara. Devamında üniversite sanayi işbirliklerini anlatacağız ders kapsamında. Laboratuvar çalışma prensipleri ve kültürü nedir, ne değildir? Çünkü yeni geldiğiniz birçok kişi daha önce laboratuvara girmemiş oluyor. Bununla ilgili neler yapılabilir? Onu anlatacağız. Biraz etik şeyden bahsedeceğiz. Çünkü zaten etik adında bir dersiniz var. O sırada aklımıza gelen başka şeyler oldukça da onları da yine devreye sokmaya çalışacağız. Onun yanı sıra üniversitemizin altyapısını nasıl kullanırım? En önemli şeylerden bir tanesi bu. Bu kapsamda da üniversitemizde yeni bir program satın aldık.
Bunun için bir server gerekiyordu. Onun satın alması da gerçekleştirildi. Çok yakın bir zamanda bu sistemi devreye alacağız. Bunun anlamı şu: üniversitemizdeki her bir kişinin bir hesabı olacak. Aynı zamanda her cihazın da bir hesabı olacak. Ve bunlar, üniversitedeki tüm imkanlar herkese aşağı yukarı açık olacak. Açık değilse de onun bir sebebinin olması gerekiyor. Onu belirtmemiz lazım. Bu sisteme girdiğinizde hangi cihaz nerede, hangi şartlar altında kullanabilirsiniz, bunların hepsini görebileceksiniz. Üniversitemizin de aşağı yukarı 300 milyon TL'lik bir altyapısı var. Şu anki hesaplarla, tabii bu euro dolar kurlarının değişmesiyle değişkenlik gösteriyor. Sürekli yukarıya doğru gittiğinde belirtmek lazım. Şöyle, sizden ne bekleniyordu lisansta? Bunlar yüksek öğretim yeterlilikler çerçevesi kapsamında belirlenmiş şeyler aslında. Yüksek lisansta onu biliyor olmanız gerekiyordu. Yüksek lisansta neler bekleniyor? Yine bunların çok detaylarına girmeyeceğim. Daha sonra sizlere bunları vereceğimiz için. Bilgi bekleniyor. Belli beceriler bekleniyor sizlerden. Onun yanı sıra da yetkinlikler bekleniyor. Bunlar bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü yetkinlik. Gördüğünüz gibi, yani alanla ilgili bir takım şeyler yapıyorsunuz ama onun yanı sıra soft skill'leri de geliştirmeniz gerekiyor. Buradan da onu görüyoruz. Doktora da bu biraz daha üst düzeye çıkıyor. Bunlar gördüğünüz gibi düzey düzey gidiyor. İşte lisans 6, yüksek lisans 7, doktora ise 8. seviye. Burada kuramsal, olgusal bilgiler, beceriler anlamında bilişsel uygulamalı yetkinlikler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ve bir de öğrenme yetkinliği şeklinde devam ediyor. İletişim ve sosyal yetkinlik var. Alana özgü yetkinlik var, yüksek lisansa benzer şekilde. Bu şekilde şeyi bilmemiz gerekiyor. Yani sizden ne bekleniyor, neler yapmanız gerekiyor, dersleriniz, projeleriniz, tezleriniz buna göre düzenlenmiş vaziyette ama siz yine de bunları bir taraftan öğrenmenizde fayda var diye düşünüyorum. Özellikle onun için koydum bunu da buraya. Evet, bir diğeri, yönergemizde değişiklikler yapıldı. Burada örneğin bir öğrencinin mezun olabilmesi için yayın şartı getirildi. Dolayısıyla bunu mezuniyetten önce halletmeniz gerekiyor. Doktora da yine benzer şekilde şeylerimiz var. Önemli noktalar olarak baktığımızda da şöyle, hani yeni geldiğiniz için diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan lisans derslerden iki ders alabilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani sadece buranın kültürü değil, farklı yerlerde size uygun dersleri de almanızı tavsiye ederiz. Yani kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu arada bir tane, bunu Covid'den önce koymuştuk tabii biz. Covid yoktu o zamanlar. Bu çevrim içi olarak sürdürülen uzaktan eğitim programlarından da öğrenciler bir ders aldırıp saydırabiliyor şeye, zorunlu derslerine. Ve bunun yanı sıra önemli şeylerden bir tanesi de tezlerinizin İngilizce yazılabilmesi. Eğer gerçekten İngilizceniz iyi ise tezinizi İngilizce olarak yazarsanız bunların yayına dönüşmesi, çıktıya dönüşmesi daha kolay oluyor. Amacımız ne burada? Bu dersteki amacımız lisansüstü eğitim enstitüsünde bir ortak araştırma kültürü oluşturmak ve her araştırmacının eşit şartlarda başlamasını sağlamak. Bu kapsamda da sizlere bir sihirli dokunuşla, umut ediyoruz, destek vererek, el birliğiyle sizi taca atmadan taçlandırmak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sözü rektör hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Serhat Hocam gayet güzel özetlediniz. Araştırma ekosistemimizi ve bu kapsamda hem öğrencilerimizin hem hocalarımızın nasıl bir rol oynayacağı konusuna detaylı bir şekilde değindiniz. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Evet, aslında araştırma odaklı, değişimin öncüsü, öğrenci odaklı, üniversite olmak hayali var. Değer yaratmak var söylemlerimizin arasında. Bunları sürdürülebilir kılmak var. Yani toplum için değer yaratmak özellikle. Bunların hepsini vurguladınız. Özellikle bir kısmının altını çizerek, belki dışarıda bıraktıklarınızı da bahsederek birkaç hususa ben de değineyim.
Sizlerin de bildiği gibi aslında lisansüstü eğitim enstitüsü çatısı altında tüm ana bilim dallarımız, ana sanat dallarımız birleşmiş durumda. Daha öncesinde Fen Bilimleri Enstitüsü sadece bizim üniversitemizdeydi ama açıkta kalan siz de bahsettiniz yönetsel, sosyal bilimler, sanat alanlarında da ana bilim dallarımız, lisans eğitimi veren bölümlerimiz var. Tabii bu çeşitlilik aslında enstitüye de bir zenginlik kattı diye düşünüyorum. Çünkü birbirini tamamlayan, birlikte başarma yaklaşımına daha farklı boyutlarda disiplinler arası katkı sağlama anlamında da farklı bir boyut kazandırdı. Diğer taraftan siz söylemediniz ama daha önceki sunumlarda vardı. Tabii araştırma demek nitelikli insan kaynağıyla, altyapıyla, işbirlikleriyle yapılabiliyor. Proje demek diğer taraftan kaynak yaratmak demek. Tabii büyük bir ekosistem olduğu için aslında araştırma ve lisansüstü süreçler direktörlüğünün kurulma gerekçesi de bir bakıma buydu. Hala daha tabii hizalamaya ve anlaşılamayan kısımları, gri olan kısımları bir şekilde tanımlamaya gayret ediyoruz ve bunun herkes tarafından da anlaşılmasını sağlayacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz aslında. Tabii araştırma ve lisansüstü süreçler dediğimiz zaman adından da anlaşılacağı üzere araştırmanın içerisinde öğrenciler de var. Tabii lisansüstü öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri önemli bir bileşeni bu sürecin. Ama biz biraz daha genişlettik. Bu sürecin içerisine lisans öğrencilerimizi de kattık. Servet Hoca'nın da bahsettiği gibi. Hatta mezunlarımızı da kattık. Dolayısıyla sadece kadrolu görev yapan öğretim elemanlarımız, öğretim üyelerimiz değil bu sürecin bileşenleri, aynı zamanda öğrencilerimiz. Tabii bu sürecin daha etkili kılınabilmesi için destek sağlayan, katkı sağlayan, sorumluluk alan, ilgili olan tüm birimlerin, bölümlerin, ana sanat dalları, ana bilim dallarının sürecin içerisinde olması gerekiyor. Tabii bu sürecin en önemli paydaşı, en önemli aktörü hatta lisansüstü eğitim enstitümüz. Ben memnuniyetle görüyorum. Arinkom şu anda teknoloji transfer ofisi. Sanıyorum epeyce bir elemanı ile belki tamamıyla bugünkü toplantının içerisinde. Ben özellikle kendilerine de teşekkür ediyorum. Tabii, proje kültürünü yaratmak olayın bir parçası. Ama onu bir ileriki aşamaya taşımak çok daha önemli. Daha biz o alanlarda yüzüyoruz çünkü projeyle başlıyor. Ama katma değeri olan, bilgi üreten, ürün üreten projeler, ticarileşen sonuçlar, teknolojiler, ürünler aslında görmek istediğimiz hususlar. Tabii bunu da öğrencilerimizle, diğer üniversitelerle, kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla da ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle yapabiliyor olmak da çok önemli ve değerli. Tabii bunu sağlayabilmek için bir yandan farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bu işin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir diğer husus araçları neler olabileceğini, sadece kurum içerisindeki destekler değil, BAP süreçlerinden bahsetti Servet Hoca. Bu konuda doktora için bir alan açtık desteği için. Şimdi yüksek lisans ve hatta lisans projeleri için de aslında bir alan oluşturuyoruz burada. Tabii bunu sahiplenecek olan, kıymetini, değerini verecek olan hocalarımız ve öğrencilerimiz. Yani bu toplantıyı şu açıdan da önemsiyorum. Bir takım taleplerin, yani bir takım talepler olmadan siz istediğiniz kadar bir şeyleri arz edin, çok fazla kıymeti olmuyor ne yazık ki. Bu sadece bizim kurumumuz için değil aslında genel bir yaklaşım. Bir talep doğrultusunda, bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya konulmuş olan hizmetler ya da açılan alanlar çok daha karşılık, daha fazla karşılık bulabiliyor. O yüzden lisansüstü eğitim enstitüsü ve lisansüstü öğrencileri önemsediğimiz için, bu sürece katkısının önemli olduğunu düşündüğümüz için öncelikle buradaki yapılanma ile başladık. Muhtemelen Enstitü Müdürümüz Murat Hoca da bahsedecek bu konulardan.
Ama hızlıca şöyle bir şey söyleyeyim. 1,5 yıldır, 2 yıldır neredeyse bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ve Orfeus aslında bir kalite güvencesi, bir akreditasyon yaklaşımını biz lisansüstü süreçlerimize de entegre etmek istedik. Bunun için tabii ki girdilerin önce iyileştirilmesi gerekiyor, sürecin iyileştirilmesi gerekiyor. Bir takım standartların oluşturulması gerekiyor idi. Farklı kurumlardan öğrenme süreci kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile bu konuda iyi olduğunu bildiğimiz Hacettepe Üniversitesi'ndeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile bir toplantı yapmıştık bir önceki yaz. Ve sonrasında hummalı bir çalışma başladı. Yani lisansüstü eğitim enstitümüz, araştırma lisansüstü süreçler direktörlüğümüz, ana bilim dalı başkanlarımızın katılımıyla. Ve sonuçta bizim yönetmeliğimiz değişti. Bu yıl ilk kez yeni yönetmeliğe tabi olarak başlayan öğrencilerimiz sizler oldunuz. Yeni öğrencilerimiz, bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimiz. Tabii detaylarına girmeyeceğim ama asıl olan burada aslında araştırma yetkinliğini ve bu bilinci kazandırabilmek ve çıktı üretebilecek bir anlayışa, yaklaşıma sahip olmalarını sağlamak öğrencilerimiz. O nedenle tez araştırma çalışması şeklinde ismiyle birkaç tane ders açıldı. Tabii 150 kişi almış. Geri planda da konuştuk Murat Hoca ile ve Servet Hoca ile. Oldukça az. Yani burada aslında sizlere de büyük görev düşüyor. Bu dersin ilk dönem şanslısınız. Dolayısıyla bunu daha anlamlı hale getirebilmek ve PR'ını yapabilmek için de var gücünüzle çalışmanız gerekiyor. Tabii diğer taraftan yani kalite güvence sistemi tabii hem eğitim öğretimde hem araştırmada, toplumsal katkıda yaptığımız her işte önemli ve kıymetli. Şimdi bizim baktığımız çerçeveden eğitim öğretim boyutu ve araştırma boyutu entegre etmeye çalışıyoruz. Yani lisansüstü düzeydeki öğrenciler açısından. Lisansüstü öğrenciler demek de araştırma yetkinliğini, becerisini kazanmış bir grup öğrenci demek. Bir grup geleceğin bilim insanları demek. Yüksek lisans ve devamında doktorayla devam edenler. İster üniversitede olsun, ister Ar-Ge merkezlerinde olsun, ister kamu kurum kuruluşlarında olsun, aslında doktoralı eleman sayısının artırılması bir üniversite bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Çünkü nitelikli insan kaynağı sayısı arttıkça o ülkenin üretebilme, teknoloji üretebilme gücü de onunla orantılı olarak artıyor. O nedenle şu anda yapılmaya çalışılan şeylerin tabii ki çıktı işte proje üretmek, yayın üretmek, patent üretmek belki çıktıları ama onun da ötesinde asıl belki önemli olan orta ve uzun vadede yaratacağı yaygın etki. Bu da topluma kazandıracağı, ülkenin geneline kazandıracağı, dünyaya kazandıracağı farklı boyuttaki değerler. Asıl bunların ölçülmesi gerekiyor. Bunları hedef alarak bugünden belki araştırmalarımızı, tez çalışmalarımızı da kurgulamamız gerekiyor. O nedenle ben şu anda yapılanları, yapılmaya çalışılanları çok önemsiyorum. İnşallah amacına erişir. Bunu doğru anlatabilmek ve doğru algılanmasını sağlamak burada önemli. O nedenle şu anda birim yöneticilerimizi görüyorum. Ana bilim dalı başkanlarımızdan çok az sayıda katılım var muhtemelen. Muhtemelen böyle bir çağrıyı alsam epeyce merak ederdim acaba ne anlatılıyor diye. Ama bir toplantı daha yapacağınızı biliyorum. Bu toplantıda da derdimizi anlatabilmek umarım mümkün olabilir. Şu açıdan önemli. Tabii stratejik planımız var kurum olarak. Kurumun ilk stratejik planı. Önümüzdeki yıl itibariyle çalıştırmaya başlayacağız. Performanslarımızı izlemeye çalışacağız. Tabii eğitim öğretimde, araştırma geliştirme alanında, toplumsal katkı alanında ana amaçlarımız ve alt stratejilerimiz, faaliyetlerimiz olacak. Tabii burada kurumun koyduğu hedeflere stratejik hedeflerine, amaçlarına, koyduğu bunlar için koymuş olduğu performans hedeflerine erişebilmesi
Birimlerin katkısı, bölümlerin katkısı ve kişilerin katkısıyla mümkün olabilecek. O nedenle aslında ümit ediyorum önümüzdeki yıldan itibaren birimler arasında, bölümler arasında, ana bilim dalları arasında da büyük bir yarışın başlaması lazım. Ve bu yarış aslında performans yarışı olmalı. Ancak bu şekilde biz amaca erişebiliriz. Yani şu anda pandemi dönemindeyiz. Evet, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Süreçlerimizi uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Ama uzaktan da olsa amaca eriştirebilmek, biraz önce Servet Hoca paylaştı, yüksek lisans ve doktora seviyesinde, yani 7. düzeyde ve 8. düzeyde şu anda lisansüstü eğitim enstitümüzün hedef kitlesi. Bu öğrencilerimizin kazanması gereken derecelerini aldığında bir takım beklentiler var. Tabii bu beklentilerin bir kısmı belki lisans seviyesinde de kazanılmamış olduğu için onların da telafi edilmesi bekleniyor. Yani hayata tam hazır olabilmek için bunları bilmek, farkında olmak, bu eksiklikleri tamamlayarak yolumuzda ilerleyebilmemiz önemli. Onun için de sunmuş olan önemli fırsatlardan bir tanesi de şu anda üzerinde konuşulan tez araştırma çalışması, araştırma yetkinliğini kazanabilmek. Araştırma yetkinliğini kazanan öğrenciler aslında her anlamda önü açılan insanlar olacaktır. Yani bundan hiç kuşkunuz olmasın. Öğrenmeyi öğrenmiş olmak, araştırmayı öğrenmiş olmak, üretmenin tadına varmış olmak gerçekten sizleri akranlarınızdan bir adım öne taşıyacak. Yani bundan hiç kuşkunuz olmasın. O nedenle lütfen bu derse sıkı sıkıya sarılın ve gereğini yerine getirmek için de var gücünüzle çaba sarf edin. Eminim bundan karlı çıkacaksınız. Böyle bir dersi aldığınız için mutlu olacaksınız ve devamında zaten 800 kodlu olan dersi de almak için muhtemelen bir çaba harcayacaksınız. Tabii diğer taraftan birkaç aracımızdan bahsetti Servet Hoca. Tabii mevcut altyapımız. Gerçekten hiçbir üniversitede ya da çok az nadir üniversite, çünkü biz bir butik üniversiteyiz aslında. Hem öğretim elemanı sayısı hem öğrenci sayısı anlamında. Dolayısıyla sayılarımızla orantılı sahip olduğumuz altyapı ve nitelikli insan kaynağımız, yani akademik gücümüz gerçekten muhteşem. Ama önemli olan bunu etkili şekilde kullanabilmek ve çıktıya etkiye dönüştürebilecek bir ortamı yaratabilmek. İşte o zaman biz varız diyebiliriz. Yani şu kadar güçlü insan kaynağımız, şu kadar büyük altyapımız var demek şu anda, evet, hepimizi gururlandırıyor. İyi ki böyle bir altyapıya, iyi ki böyle bir insan kaynağına sahibiz diyoruz. Diğer taraftan lisansüstü öğrenci sayımızı artırmak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla bununla da gurur duyuyoruz, duymaya çalışıyoruz ama sayılar belli bir yere kadar bir şey ifade ediyor. Önemli olan bu sayıların ne kadar değer ürettiği, ne kadar anlam kattığı yaptığımız işlere, çalışmalarımıza. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen hocalarınızı siz zorlayın. Tez konusunda özellikle kurum dışı ve TÜBİTAK araçlarından, fonlarından bahsetti Servet Hoca. Belki bir kısmınız biliyordunuz, belki bir kısmınız bilmiyordunuz ama şimdi artık öğrendiniz böyle fonlar olduğunu. Diğer üniversitelerin öğrencileri gerçekten yarışıyor. Baktığınız zaman büyük 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 sayılarda başvurular. Ama ne yazık ki bizim üniversitemizden çok fazla sayıda başvuru gitmiyor. Lisans öğrencilerimiz bu anlamda daha iyi. Geçen yıl büyük bir çıkarma yaptılar 22.09'da. Ve başvurdukları zaman kendilerine güvenleri ni kazanmak açısından önemli bir fırsat oluyor onlar için. Özgüvenlerini kazanıyorlar. Yapabileceklerini görüyorlar ve aynı platformda yarışan diğer üniversitelerin öğrencilerine hiçbir farkları olmadığını, hatta çok daha üstün meziyetlerinin olduğunu da görebiliyorlar. Ama bunu görebilmek için denemek gerekiyor.
ve deneyince de önemli başarılar elde ediyoruz. Bu hem öğrencilerimiz için hem sahip bağlı oldukları bölüm, ana bilim dalı için, enstitü için ve üniversitemiz için önemli. O nedenle tüm hocalar olarak, yöneticiler olarak bu işin destekçisi olmak gerekiyor. Ama bu uzatılan eli de sizlerin tutması gerekiyor sevgili öğrencilerimiz. Dolayısıyla bir altyapıyı, altyapının etkili kullanımına ilişkin bir yazılımdan söz etti Serhat Hoca. Onun dışında danışman atamaları, eşleştirmeleri konusunda, yani insan kaynağını daha etkin kullanabilmek anlamında bir takım araçlar var. Performansınızı izlemek için kullandığımız Cyvol yazılımı var. O nedenle altyapıyı mümkün olduğu kadar, hatta elektronik kütüphanemizi güçlendirmek için epeyce bir çaba harcıyoruz. Dolayısıyla girdileri besleme konusunda büyük bir çaba var ve mekanizmaları kurmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu mekanizmaları işletirken de sizlerin desteği, katkısı ve katılımı. Ben bir kez daha bu toplantının düzenlenmiş olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hem Enstitü Müdürümüze hem Araştırma Esanslı Süreçler Direktörümüze ve tüm katılımcılara, sevgili öğrencilerimize de yeni akademik yılın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. İnşallah çok keyif alacağınız ve sonuçlarını da yine bizlerle paylaşacağınız bir toplantıda çıktılarını, etkilerini görmüş olmak mümkün olur diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Rektör Hocam. Şimdi ben sözü Murat